Fonksiyonların üçüncü testiyle devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyormuş? Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen grafiklerden hangileri tanımlı oldukları aralıklarda fonksiyon belirtir? Bakın küme şeklinde olduğu zaman bizim iki tane şartımız vardı arkadaşlar. Neydi? Tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacaktı. Tanım kümesindeki bir eleman iki tane elemana gitmeyecekti değer kümesinde. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın bu grafik olarak verildiği zaman da ne yapacağız? Düşey doğru testimiz var. Ne demek hocam o? Bakın düşey doğru testinde bir tane eleman, bakın şurası iki yerde kesiyor arkadaşlar fonksiyonu. Düşey doğru testinde ne yapıyoruz? Çizgiyi çektiğimiz zaman eğer iki tane yerde kesiyorsa bu fonksiyon belirtmez. Bakın iki tane yerde kesmiş, dolayısıyla bu fonksiyon belirtmeyecektir arkadaşlar. Bakın şöyle bu şekilde düşey doğru testi yaptığımızda her eleman, bakın fonksiyonu, her grafik bir yerde kesiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bu fonksiyon belirtir. Bak hocam nasıl böyle yapıyoruz diye düşünecek olursak şöyle. Şunu ne yapalım? A kümesi diyelim. Bu da B kümesi olmuş olsun arkadaşlar. Mesela şurada bir tane X elemanı alalım. Ne olsun bu? X1 olsun. Bakın şurada X1 elemanı. Bak buradaki X1 elemanı hem şuraya gidiyor hem de şuraya gidiyor değil mi? Yani şimdi şöyle düşün. Şurası A1, işte A2, böyle bu şekilde olsun arkadaşlar. Bakın ne olmuş oluyor? Buradaki X1 hem A1'e gidiyor hem de A2'ye gidiyor. Ya arkadaşlar bu fonksiyon olma şartını zaten engelliyordu. Bir elemandan, tanım kümesindeki bir elemandan iki tane ok çıkmayacaktı. Bakın şu birinci öncül tam da onu kastediyor. Anlaştık mı? Peki hocam şuraya üçüncüsüne baksak. Bakın hiç problem yok arkadaşlar. Yalnız fonksiyonu bir noktada kesiyor. Bakın düşey doğru testi yaptığım zaman. O yüzden bu da fonksiyon olacaktır. Tamam. Hangisi fonksiyon? 2 ve 3 fonksiyon belirtiyor. 2'ye bakalım şimdi. F sabit fonksiyondur diyor. Tamam. A şekillerden hangisi olabilir diyor. F A çarpı B. Sabit fonksiyon olacaksa X'e bağlı olmayan bir ifadeye eşit olması lazım. Değil mi? Mesela Fx eşittir 8, Fx eşittir 3 gibi. X'e bağlı olmayacak arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla X'e bağlı olmayacaksa burada ne olması lazım? Burada B yerine bakın ben 3 yazarsam, B yerine 3 yazarsam X'li ifade gidecektir. Şimdi bakın burada da bir X ifadesi var. Dolayısıyla ben burada A yerine de 2 yazarsam, bakın A yerine de 2 yazarsam ne olacak? 2 eksi 2'den 0 ya, x üzeri 0'dan 1 gelecek. Bakın f x artı 1 eşittir. X üzeri 0 yani 1 gelecek. Burasını zaten sıfırladık arkadaşlar. B yerine de 3 yazdık. 1 artı 3'ten de f x artı 1 ne geldi? 4 geldi. Şimdi zaten fonksiyon sabit fonksiyon olacaksa bunun içerisinde ne olduğu hiç önemli değil. Ne olursa olsun f 1500 de olsa eksi 1500 de olsa nereye gidecek arkadaşlar? 4'e gitmiş olacak. Tamam. Şimdi cevabı bulduk ama şu kafana takılmış olabilir. Hocam peki niye olabilir diyor. Birden fazla ihtimal mi var? Bakın onu da değerlendirelim. Burada A yerine ben 3 yazsam. Bak, A eşittir 3 yazsam. Niye? Bakın şuradan. F x artı 1 eşittir. X üzeri 3 eksi 2'den 1 gelecek. Artı buradan B eksi 3 x artı B ifadesi gelecek. Bakın şurada x ortak parantezine alabilir miyim? Alabilirim. Dolayısıyla buradan 1 gelecek. 1 artı b eksi 3 artı b gelecek. Burası arkadaşlar fx artı 1 eşittir. X parantezinde b eksi 2 artı b gelecek ya. Dolayısıyla x'e bağlı bir ifade olmaması lazım. Dolayısıyla buradan da b yerine ben 2 yazarsam x'li ifade gitmiş olacak. Yani fx artı 1 eşittir. Ne gelecek? X yerine, B yerine zaten 2 yazmıştım. 2. Yani 2 değeri de olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Şıklarda 4 olduğu için biz 4'ü işaretledik. 3'e bakıyoruz şimdi. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi 1 artı f2 değeri kaçtır? Bakın eksi 1 nereye gitmiş arkadaşlar? 6'ya gitmiş. Dolayısıyla bunun cevabı 6 olacak. F2. Bakın burası 2,0 noktası değil mi? 2 de 0'a gidiyor. Dolayısıyla ikisinin toplamından da 6 gelmiş olacak. 4'e bakıyoruz. F tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örten fonksiyondur. Birebir ve örten fonksiyon bize neyi hatırlatacaktı? Bu fonksiyonun tersinin de olduğunu hatırlatacaktı. Değil mi arkadaşlar? Olduğuna göre F'in tersinde 2 kaçtır? Bakın bunu iki yolla yapabiliriz. İki yolla yapabiliriz. Nasıl? Hadi birinci yol yapalım arkadaşlar. İkinci yol daha kısadır ama biz bunu yapalım. Burada fx'i
yalnız bırakacağız arkadaşlar. Burada x yalnız kalmış. Biz fx'i yalnız bırakacağız. İşler dışlar çarpımı yaparsam x çarpı 4 fx eksi 3x eşittir 3 fx artı 1. Buradan da arkadaşlar bakın bunu bu tarafa atacak olursam diğerlerini de sağ tarafta toplayayım. X çarpı 4 fx eksi 3 fx eşittir 3x artı 1 olacak. Buradan fx ortak parantezine alıyorum arkadaşlar. Fx ortak parantezine alacak olursam buradan ne kalacak? 4x eksi 3 eşittir 3x artı 1. Her tarafı arkadaşlar 4x eksi 3'e bölecek olursam da fx fonksiyonunu 3x artı 1 bölü 4x eksi 3 olarak bulurum. Buradan sonra zaten arkadaşlar biz şöyle fx eşittir ax artı b bölü cx artı d ifadesinde fonksiyonun tersini nasıl alıyorduk? Bakın burada a ve d işaretlerle birlikte yer değiştiriyordu. B ve c yerinde duruyordu. Nasıl yani? F'in tersinde x eşittir eksi dx artı b bölü cx eksi a oluyordu. Arkadaşlar bu hale dönmüş oldum. Dolayısıyla buradan ben f'in tersindeki x'i bulabildim. Ne olacak? Buradaki 3 ve eksi 3 işaretlerle birlikte yer değiştirecek. Eksi 3 işaretle birlikte yer değiştirirse 3x artı 1 bölü 4x. Bakın buradaki artı 3 de arkadaşlar işareti birlikte ters çevirirse bu. Bakın tersiyle kendisi birbirine eşit oldu. F'in tersinde 2'yi soruyor. X gördüğüm yere şurada 2 yazacak olursam ne olacak? 3 çarpı 2 artı 1 bölü 4 çarpı 2 eksi 3 gelecek. Buradan da 7 bölü 5 ifadesi gelmiş oluyor. Şimdi diğer yola bir bakalım. Şöyle bir kendimize yer açabilirsek. Evet. Şuraya da 2 diyelim arkadaşlar. Burada x yerine bakın f'in tersinde x yazacağız. Tamam. Burada f'in tersinde x yazacak olursam sağ tarafta da bütün x'lerde yazıyorum. Bakın 3 çarpı f ile f'in tersinde x ne olacak arkadaşlar? Şunlar birbirini götürecek ya x kalacak. Dolayısıyla 3x artı 1 bölü benzer mantıktan dolayı burada da 4x eksi 3 gelmiş olacak. Hatırladınız mı? Az öncekiyle aynı. Burada yine x yerine 2 yazdığımızda da arkadaşlar direkt buradan 7 bölü 5 cevabına ulaşmış oluruz. Tamam. 5'e bakalım şimdi. F gerçel sayılarda tanımlı birebir ve örten fonksiyondur. Bunu gördüğün zaman bunun tersi vardır diyeceksin. Tamam. F'in tersinde x'i soruyor zaten bize. Şimdi arkadaşlar ben burada şimdi biz genelde fx fonksiyonunun tersini almaya alıştık ya. Buradaki fonksiyon x eksi 1. O zaman biz ne yapalım? Şöyle yapalım. X yerine x artı 1 yazalım. X yerine x artı 1 yazalım. Niye? Fx fonksiyonunu elde etmek için. X yerine x artı 1 yazarsam arkadaşlar burada x sağ tarafta da yazacağım tabii. 4 çarpı x artı 1 artı 3. Buradan dağıtma işlemini yaptığım takdirde fx fonksiyonunun 4x artı 7'ye eşit olduğunu bulurum. F'in tersinde x de ne olacak arkadaşlar buradan? Hemen x eksi 7 bölü 4 olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Tamam. X eksi 7 bölü 4. Ya da bunu uzun yoldan yapmaya çalışsak nasıl yaparız? Hadi onu da gösterelim arkadaşlar. Fx yerine bakın y yazalım. Fx yerine yani y yazalım. Dolayısıyla burada şuradan başlayayım. Y eşittir 4x artı 7. Burada x'i yalnız bırakacağım arkadaşlar. F'in tersinde x'lerle y'ler yer değiştirecek ya. O yüzden böyle yapacağız. Y eksi 7 bölü 4 olacak değil mi? X'i yalnız bıraktığım zaman. İşte arkadaşlar burada tekrar x'lerle y'lerin yerlerini değiştirdiğim takdirde bak x yerine y yerine x yazdığım zaman artık bu f'in tersinde x olmuş oluyor. Yine x eksi 7 bölü 4'ü bu şekilde de bulabilirdik. 6'ya bakalım şimdi. A'dan B'ye tanımlanan f fonksiyonuna göre f 6 artı f 2 toplamı kaçtır diyor. Şimdi f 6. Direkt şimdi bak burada 4 f altındaki görüntüsü ne olur mesela? F 4. F 4 2 eşittir. Bak burada ne olacak? F bileşke F 1 olacak. Bak F altındaki görüntüsü. Tamam mı? Burada bileşke fonksiyon artık devreye girmiş oluyor. Şimdi şuraya bir bakalım. Şuraya. F'in altında F 1 ne olacak arkadaşlar?
8 olmuş olacak. Şimdi bak burada f1 dediğim değer 6'ya eşit değil mi? Evet. Dolayısıyla bak buradan f6 değerini 8 olarak bulmuş olduk. Bak bu 8'miş. Şimdi buna bakalım. F2. Bak şuraya bakalım arkadaşlar şimdi. Bu da f bileşki. F4. Mesela 3'e eşit değil mi? Evet. Şimdi f4'ü ben şuradan bulabilirim. F4'ü şuradan bulabilirim. Bakın f4 neymiş? 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Peki niye ben direkt en baştaki 1 ve 4'ü seçtim? Bak burada 1 ve 4 daha sade halde ya. O yüzden ikisini seçtim. Tamam mı? Şimdi burada da arkadaşlar f2 değerinde 3'e eşit olduğunu bulduk. Bakın burası da 3. Dolayısıyla 8 artı 3'ten 11 cevabına ulaşmış olduk. 7'ye bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Bakın orijine göre simetriktir muhabbetini gördüğümüz zaman o zaman ne diyeceğiz? F tek fonksiyondur diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Çift fonksiyon olabilmesi için de y eksenine göre simetrik olması lazım. Tamam. Şimdi tek fonksiyonun özelliği ne? F eksi x eşittir. Eksi fx olmuş olacak. Tamam. Bunu kullanacağız. Dolayısıyla buradan f 2x hatta bizden ne istiyor ona göre bir bakalım da f2 istiyor. Ha ben f2'yi oluşturmak için bakın x yerine buradan 1 yazmam lazım. X yerine 1 yazarsam f2 eksi burası da f eksi 2 olacak. Değil mi? Eşittir. 1 yazdığım zaman 1 artı 1'den ne gelecek? 2 gelecek. Şimdi arkadaşlar bakın şurada da x yerine 2 yazalım. Dolayısıyla şu değer olmuş oluyor. Doğru mudur? Bak f eksi 2 yerine ben ne yazabilirim? Eksi f2 yazabilirim. Bakın şurada f2 eksi eksi f2 oluyor. Değil mi? Eşittir 2. Eksiyi dağıttığım zaman 2 f2 olmuş oluyor arkadaşlar. 2. Buradan da f2 değerini 1 olarak bulmuş oluyoruz. 8'e bakalım şimdi arkadaşlar. N değeri 1, 2, 3 bu şekilde gidiyor. Olmak üzere diyor. Bakın tam sayılardan tanım kümesi tam sayı, görüntü kümesi de tam sayı fonksiyonları için diyor. Fonksiyonlarından hangilerinin tanım kümesindeki bir elemanın görüntüsü kendisine eşittir? Şimdi tanım kümesindeki elemanın görüntüsü kendisine eşitse bu birim fonksiyonu aklımıza getiriyor. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu ne olacak? X olarak çıkacak. Sağ tarafta zaten x artı 7. Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Değil mi? Yani 0 7'ye eşit olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. O zaman bu gitti. Şimdi buraya bakalım. X eşittir. Bakın şurası x olacak ya içerideki sayı x olduğu için. 3x eksi 8. Buradan arkadaşlar 2x 8'e eşit. Buradan da x'in 4'e eşit olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Değil mi? 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bakıyorum bu 4 tam sayı mı? Tam sayı arkadaşlar. Peki ben bu 4'ü buraya yazdığım zaman da burası da tam sayı yapar mı? Yapar. O zaman herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Burası arkadaşlar x'e eşittir. Sağ tarafta bakın 5x eksi 10. 4x buradan 10 gelecek. X değeri 5 bölü 2 gelecek. 5 bölü 2'ye bakıyorum tam sayı mı? Değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmayacaktır. Cevabımız ne? Yalnız 2. Tamam. 9'a bakalım şimdi. F fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Bu ne demekti arkadaşlar? F çift fonksiyon. Çift fonksiyon. Tamam. Şimdi dolayısıyla f eksi x eşittir fx'e eşittir. Bu bilgiyi de bir kenarda tutalım. Arkadaşlar dolayısıyla f çift fonksiyon olacak ya. Çift fonksiyon olacaksa bakın x'in kuvvetlerinin çift olması lazım. Bak burada 3 var. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir ifadenin olmaması lazım. Olmaması lazım. Tabi burada öncelikle şuna yapalım. Bak x küp burada var. X küp burada var ya. O zaman bizi yanıltmaması açısından x küp ortak parantezine alacağız. Fx eşittir 4x kare artı x küp ortak parantezine alıyorum. A eksi 2 bir de buradan var arkadaşlar. A eksi 1 geliyor. Değil mi? Artı A artı 1. Şimdi az önce yaptığımız muhabbete geri dönelim. X küp var burada. Tek kuvvet. Böyle bir şey olmaması lazım. Niye? Bizim f fonksiyonumuz çift fonksiyon. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki katsayıyı biz 0 yaparsak x küplü ifadeyi yok etmiş oluruz. Yani A eksi 1'in 0 ise A değeri de burada 1 olacak. Dolayısıyla fx fonksiyonumuz bizim 4x kare. Burası zaten gitti. A'yı da 1 bulduk. 1 artı 1'den 2 geldi. Bizden f a değerini istiyor. Ben şimdi f a değeri a yerine 1 yazacağız ya. Dolayısıyla f 1 değeri istenmiş oluyor. X yerine 1 yazarsam 4 artı 2'den de 6 sonucuna ulaşmış oluruz.
Ona bakalım arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde bakın tanım kümesi AB, görüntü kümesi CD tanımlanan fonksiyonlardan hangilerinin tersi de fonksiyondur? Şimdi arkadaşlar tersi de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örtem fonksiyonu aramamız lazım bizim. Değil mi? Birebir ve örtem fonksiyonu aramamız lazım. Şimdi birinci öncüle bakacak olursak bakın biz bir fonksiyonun birebirini şöyle yatay doğru testiyle şey yapıyorduk. Fonksiyon olmasında da dikey doğru testi kullanıyorduk. Birebir olmasında da yatay doğru testi uyguluyoruz. Bakın burada fonksiyon hep bir noktada kesiyor. Bir noktada kesiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu birebirdir. Birebir de hocam örten mi? Bakın arkadaşlar örtenliğine ben nereden bakacağım? Nereden bakacağım? Şu C ile D arasına bakacağım ya. Görüntü kümemiz CD. Şimdi görüntü kümesi CD'de arkadaşlar alamayan bir eleman var mı? Yok. Değil mi? Dolayısıyla örten olduğunu buradan da söyleyebiliriz. Şimdi ikinciye bakalım. İkinciye bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle yatay doğru testi yaptığım zaman hemen zaten şurada bir fonksiyonu iki defa kesmiş. Dolayısıyla bu birebir değil. Birebir değilse zaten örtenliğine de bakmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü fonksiyon tersinde olabilmesi için ikisini de sağlayacak. Hem birebirlik hem de örtenlik. Tamam mı? Bir tanesini bile sağlamasa olmaz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın yatay doğru testini yaptığım zaman fonksiyon iki noktada kesiliyor. Dolayısıyla bu birebir değil. Örtenliğini kontrol de etmiyorum. Tamam mı? Dolayısıyla cevabımız yalnız bir oluyor. 11'e bakıyoruz şimdi. Bunlar eşit olarak verilmiş arkadaşlar. Şunlar da ekstradan M değerleriymiş. Tamam. AB ile BC 10 değeri. M değeri de 0 ile 10 arasındaymış arkadaşlar. Bakın bir fonksiyon tanımlanmış. Ne? Tanım kümesi M değerlerinde olacak. Görüntü kümesi taralı alanı verecekmiş arkadaşlar. Olarak F fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre F6 nedir? Şimdi ben F6'yı istiyorum ya. Aslında burada M değerini. Bak buradaki 6 ne? Tanım kümesi. Bizim tanım kümemiz de M. Yani M'nin 6 olmasını istiyorum. Ve M burada 6 olacaksa bakın M burada 6 olacaksa ne olacak? Şöyle yapalım. O zaman şuraları bir yere gelecek. Doğru mudur? Bakın M değeri 6 şurada. Bak, tam ortası şurası hesaplayalım. 6 da buraya. Yani şöyle olacak arkadaşlar bizim şeyimiz. Bakın şuradan şuraya kadar olan kısma 6 dedik. Veya buradan buraya kadar olan kısma ne dedik arkadaşlar? 6 dedik. Yani şu beyaz alanı ben ne yaptım? Biraz daha büyütmüş oldum. Aynı mantık burada da var. M değerine 6 diyeceksem 3 aşağı 5 yukarı bakın buralara gelmek zorunda. 6. O zaman şöyle yaptık ve şöyle yaptık. Değil mi? Şuradan şuraya kadar olan kısım 6. Tamamı 10'du. Dolayısıyla buraya 4 kaldı. Tamamı 10'du. Bakın buraya da 4 kaldı. Bakın aynı mantıktan burası da 4, burası da 4 olmuş oldu. Peki bizim taralı alanlarımız artık nereye kaydı arkadaşlar? Taralı alanlarımız bakın burası ve burası olmuş oldu. Bakın buradaki beyaz alanı şuraya yukarı taşıdık. Buradaki beyaz alanı da yine arkadaşlar şuraya taşımış olduk. Dolayısıyla bize taralı alan olarak şunlar kaldı. Kırmızıda çizdiğim yerler kaldı. Bunun alanını soruyor bize. Değil mi? Dolayısıyla bunun alanı 4 kere 4'ten 16. Bakın burası da 4 kere 4'ten 16. Dolayısıyla taralı alan 16 artı 16'dan 32 gelmiş oluyor. Nerede? A şıkkında var. Bence bu güzeldi. 12'ye bakalım. İfadelerinden verilen fonksiyonlardan hangileri örten fonksiyondur? Örten fonksiyondur. Yani arkadaşlar değer kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacak. Boşta kalırsa o zaman içine fonksiyon diyorduk. Değil mi? Bakın tanım bak şunlar çok önemli var ya. Soruyu çözdüren kısımlar buradan oluyor. Bunlar arkadaşlar fonksiyon olup olmamasını bize değiştirir. Bak doğal sayılarda bazen fonksiyon olmazken reel sayılardan reel sayılara tanımlasaydım o zaman o fonksiyon olabiliyor. O yüzden buralar bizim için çok 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 önemli arkadaşlar. Tamam mı? İlk önce buraya bakacaksın yani. Şimdi bakalım örtem fonksiyondur diyor. Şimdi arkadaşlar burada x'in katsayısı görüntü kümesinde x'in katsayısı 1 ve eksi 1'in haricindeyse eğer tabi tanım ve görüntü kümesinin doğal sayılar olmasından bahsediyorum. O zaman arkadaşlar büyük bir ihtimal bunlar örten fonksiyon olmayacaktır. Niye? Örnek verelim. Mesela bir doğal sayı verelim arkadaşlar. Şimdi hatta bunları biraz görselleştirmek adına şöyle de yapabiliriz. Tanım ve değer kümelerinden bahsedelim. Bak ben şimdi 1 desem, burada 1 desem ne olacak görüntüde de 4 kere 1 4, 4 eksi 3'ten 1. Şimdi bak ben tanım kümesinde 2 desem 2 neye gelecek? 5'e gidecek.
Şimdi bak, tamam, bu buna gitti. Bu buna gitti. Bu da buna gitti de. Şimdi bu 1 ile 5 arasında bakın daha değerler var. 2, 3, 4. Şimdi görüntü kümesi de doğal sayılardan oluşacak ya. Doğal sayıların bütün elemanlarını örtmesi lazım. Yani burada 2 ile 3'ü 4'ü örtecek bir şey yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu ne olacak? Örten fonksiyon olmaz. Şimdi ikinciye bakalım. İkinciye bakalım. Bak x'in katsayısı burada 1. 1 ya da eksi 1 olursa tam sayılar, doğal sayılarda herhangi bir problem olmayacak arkadaşlar. Ne verirsen ver buradaki doğal sayılar tam sayılar kümesini örtecektir. Bak sebebi ne? Sebebi arkadaşlar katsayısı 1 olduğundan dolayı. Hadi bunu grafikle de gösterelim. Bakın şurası ne olacak? Bak x y eşittir x dediğim bak şurası değil mi? X eksi 6 diyorsa bu fonksiyonu alacaksın. Ne yapacaksın arkadaşlar? 6 birim aşağı öteleyeceksin. Öteleyelim. Bakın şu olmuş oldu. Yani burası 6 oldu. Burası da eksi 6 olmuş oldu. Hocam örtenliğini nasıl kontrol edeceğiz? Bakın. Onu da yatay doğru testi yapacağız şöyle. Yatay doğru testinde tabi bu fonksiyon yukarı doğru da gidiyor yani. Ben bir kısmını çizdim ama bakın şu y ekseninde hiç atladığımız bir yer oluyor mu arkadaşlar? Hepsini tamamını kapatıyor. Ha, tabi şunu da demeniz lazım. Bak demediyseniz bu tam olmamıştır. Ya hocam siz bunu niye böyle siyah dümdüz çizdiniz? Burası tam sayılardan oluşuyor. Tam sayılardan oluştuğu zaman sizin bunu noktalı noktalı çizmeniz lazımdı demeniz lazım dediyseniz bak güzel. Bak bunu böyle çizmem lazım. Noktalı noktalı çizmem lazımdı. Tamam mı? Umarım anlatabilmişizdir. Üçüncü örüntüye bakalım. Burası da arkadaşlar yine reel sayılardan oluştuğu için tanım ve değer kümeleri. O yüzden sen burada tanım kümesinde hangi reel sayı verirsen ver. Burada sana çıktı olacak çıktı olarak zaten yine bir reel sayı verecektir arkadaşlar. Ama şurada tanım kümesi reel sayılar, görüntü kümesi işte doğal sayılar veya tam sayılar falan demiş olsa o zaman iş değişir. Tamam mı? Bizim için önemli olan arkadaşlar bakın şu kısım. O yüzden bakın bu da fonksiyon belirtecektir arkadaşlar. Örten fonksiyon belirtecektir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3. Tamam. Bak buna bir yıldız atayım. Bu önemlidir burada anlattıklarımı. 13'e ve son sorumuza bakalım. F doğrusal fonksiyondur. F doğrusal fonksiyonsa o zaman fx eşittir ax artı b şeklinde tanımlanabilir arkadaşlar. Bakın ben şuradaki bileşke fonksiyonu nasıl yazabilirim? F bileşke fx eşittir 16x artı 15 şeklinde. Bakın buradaki fx yerine ben ax artı b yazabilirim. Ax artı b eşittir 16x artı 15 olacak. Bak şimdi x yerine ne gelmiş? Ax artı b. Ben burada da x yerine ax artı b yazacak olursam şöyle tabi sağ tarafta da x yerine ax artı b yazacağım. Artı b var. Dolayısıyla buraya da açacak olursam a kare x artı ab artı b. Dolayısıyla bakın burada burası neye eşit olacakmış? A kare x artı ab artı b değerine. X'in katsayısı burada a kare, burada 16 arkadaşlar. Eşit olabilir diyor ya. Bak burada köfteyi çaktın değil mi? A kare buradan 16 ya arkadaşlar. A buradan ya 4 ya da eksi 4 olacak. İki tane ihtimal olduğu için zaten eşit olabilir diyor. Dolayısıyla sabit terimlerimiz ne bizim? Bakın ab artı b eşittir 15. Burada b ortak parantezine alırsam a artı 1 eşittir 15. Bak burada iki ihtimal var ya. A ya 4 olsun ya da A eksi 4 olsun arkadaşlar. Önce A'nın 4 olma durumuna bakalım. A 4 ise bakın 4 artı 1'den burası 5. B'ye de ne kalacak? 3 kalacak. Peki buradan fx fonksiyonunu oluşturalım. A yerine 4, B yerine 3 yazalım. Dolayısıyla burada ne olacak? 4x artı 3 gelmiş olacak. Peki f2 değerine bakalım. 4 çarpı 2 artı 3'ten ne olacak? 11 olacak. Var mı şıklarda? Var arkadaşlar. Hadi diğerini de bulalım. A eksi 4 olsaydı burası eksi 3 olacaktı. O zaman B'ye de eksi 5 kalacaktı. Yani diğer fonksiyonumuz da fx eşittir. Ax artı B ya. A'yı eksi 4 yazdık. Eksi 4x B'de eksi 5 oldu. Eksi 4x eksi 5. Dolayısıyla f2 değerinde eksi 8 eksi 5'ten eksi 13 gelecekti. Tamam. Bu da sorulabilirdi tabii. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.